başka bir şey getir. Sakın. Tabii ki bulacağız. Asıl sen aklına başka bir şey getirme, tamam mı? Orman bizim yerimiz. Sakın korkma anneciğim. Seni bulacağız, tamam mı? Duydun mu? Seni bulacağız. Yiğit! Neredesin? Nasıl kayboldu? Kayıp mı? Kaçırıldı mı? Şart mart yok. Oğlumu bana vereceksin. Yoksa seni polise şikayet ederim. Çocuk kaçırmaktan yargılanırsın. Hani şu imzamı taklit edip babadan izin belgesi hazırlayıp Gürcistan'a kaçırdığınız çocuğum mu? Evrakta sahtecilik çok büyük bir suç Nefes. Kaçırılma yok. Oğlumuz kayboldu. Değil mi karıcığım? Evet, öyle. Dağılın! Arayın! Palamino, karşıdaki kaban sizde. Davut Dayı, al 10 kişiyi köye in. Cemal Reis, sen bizim tayfayı al, bas tarafına bak. Enazar, al müşakları dere yatağına.
Haydi rast gelsin. Bulan üç el ateş etsin. Nefes. Ben böyle olsun istemedim. Arama kurtarma ekibi de çağırdım. Sana söz veriyorum oğlumuzu bulmak için. O uşağı bu zalime veren ellerin kopsun Mustafa. Arayan çok. Biz Ay'a doğru gidiyoruz. Yiğit! Yiğit! Thank you.
Aman, aman. Aman dikkat. Gel, 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 gel. Yoruldun değil mi? İyiyim ben, gel, iyiyim. Otur şuraya. Ya otur, sorduk mu? Otur şuraya. Ya düdükleşmenin sırası mı Tahir? Nefes. Abi nefesi tut. Yiğit! Bazım dur. Yiğit! Bazım tamam. İyi, tamam, tamam. Tamam nefes bazım. Sakın Yiğit. Sakın. Dur oğlum abi, dur oğlum. Tahir bir şey söyle. İyi mi kötü mü bir şey söyle. Bazım tamam. Tamam bazım. Yiğit! Tamam. Tahir bir şey söyle Yiğit! 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 Geldim aslanım, aç gözlerini. Geldim. Geldim tabii ya. Gelmem mi? İyi misin? İyi misin aslanım? Yerin acıyor mu? Dur, 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 dur. Dur, kalkılmaz. Kalkma, kalkılmaz. İyiyim ki ya. Tabii iyisin ki ya. Kurban olurum ki ya. Nefes, nefes. Gelme. Atlama kız. Anneciğim. Ateşin var senin. Yenge! Yaşanı al, yaşanı. Al kocam. Gel kocuğum. Gel aslan. Gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Mustafa hesabına göre Vedat karısıyla oğlunu alıp gidecekti. Şimdi çocuk konuşacak. Ak koyun kara koyun çıkacak ortaya. Ne laflar hazırladın Tahir'e? De bakayım. Sıkı tut. Tut. Çocuğun ateşi olmasa ben seni orada bırakırdım ya. İyi. Kırığın çıkığın yok maşallah. Çok şükür. Yiğit. Nasıl? Oğlum.
dedi. Annen senin için babamla evlenir dedi. Ula sen o yüzden mi kaçtın yoksa? Annem yenilmesin diye. Annem! Söz veriyorum sana. Asla evlenmeyeceğim. Biz asla yenilmeyeceğiz, tamam mı? Söz veriyorum sana. Gece kayboldu. Çukura düşmüş. Yakına çıktığı yok gibi ama sabaha kadar soğukta kaldı. Ateş de var biraz. Tamam, endişelenmeyin. Biz bir bakalım delikanlıya. Bekleyin burada. Gözüme ait. Bizim kurt adam da sağlam çıktı ha. Bak da merhamet öğren Bilema. Anneyi bir buraya alalım. Nefes. İyi mi? İyi. Ateşi biraz yüksek ama düşer. Bence hem aç hem susuz kalmış. Aç mı bırakmışlar? Anne bak, senin sihirli iksirlerinden bana da taktılar. Sihirli iksirlerinden derken? Kaçtığınız için değil bu. Annen dışarıdayken biraz hastalanmış. Değil mi annesi? Anneciğim, iksirim bitsin. Ben de geleceğim, tamam mı? Ne zaman bitecek iksirim? Sen şimdi odana çık, okları hazırla, tüyünü de tak, ben de gelirim. Hadi yatağı topla da gidelim.
Açsın. Sana yemek hazırlattım, gel. Doktor amcası, bu sihirli iksiri neden taktınız? Çok acıktığı için vücut direnci düşmüş. İksir iyileştirecek onu. Annemi de hep iyileştirirdim. Hastaneye mi şimdi? Evet. Serum bitinceye kadar kalır. Sonra çıkarsınız. Serum evde bitse olur mu? Olur aslında. Delikanlı gayet iyi. Peki, haydi. Yatırdığınızda kelebeği açın, akar. Tamam, biliyorum. Bileyim mi? Yok, ben hallederim. Peki, şuradan ayarlayacaksınız. Dakikada... 30 damla, onu da biliyorum. Teşekkür ederim doktor bey, her şey için. Rica ederim, geçmiş olsun. Eyvallah. Alet çantası neden? Lazım. Serum meselesi Vedat'la mı ilgili? Az iyileş, gideceğiz de. Ana, az çekil. Keşke ambulansı yollamasaydık. Yiğit Tahir'e yediğin hatları anlatınca Tahir de seni serumluk edecek. Daha serum takarız. Sağda gına yakarız Asya. Hep bir olup beni öldüreceksiniz değil mi? İyi peki, öldürün. Yürün beni, atın toprakları üstüme kürek kürek. Helvanı nasıl istersin ana? Bu da cidden nasıl? Sabaha kadar uyumadık. Tabii dur ya, bir dur ya. Ben de uyumadım. Ben gözümü kırpmadım. Oy, 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 oy. Sen bayağı ağırmışsın be koca kurt. O oynanan benim. Sihirli iksirden o. Hemen büyüdüm. Bu iksiri nereye assak ki? Ver bakayım onu.
getirdin alet çantasını? Yiğidim. Ben gece yine aya bakıp aladım bir sürü. Duydun mu sen? Duymam mı ya? Aha dedim, bizim kurt iş peşinde. Hiç korkmadım ben. Ağlamadım da. İşte bizim Yiğit. Ama şimdi ağlaman geldi azıcık. Ağla o zaman koçum. Ben varken ağlamak serbest ya. Kimseye söylemem, korkma. Ağlarken sorulayım mı ikinize de? Hayırlı günler. Asiye Hanım, oğlum burada mı acaba? Bütün gün hastanede bekledim, bekledim, gelmedi de. Git. Bileme daha bekle. Belki gelir. Bakın Asiye Hanım, şakanın hiç sırası değil. Ben oğlumu çok merak ettim ve onu hemen görmek istiyorum. Vedat, haydi. Bas geç. Benim hiçbirinizle bir sorunum yok. Buraya da problem çıkarmaya gelmedim. Ben sadece oğlumu ve karımı alıp gitmek istiyorum, o kadar. Karın mı? Ne karın? Bu kız bundan sonra bizim korumamız altındadır. Ona dokunursan yanarsın. Bir mazlumla yavrusunu sağ vermeyiz. Duydun zilin sesini Vedat. Uzatma haydi yaylan.
Yahut kısaca de diyebiliriz. Çocuğumuzu görmek istiyoruz sadece. Mustafa Bey, siz yapmayın bari. Çocuğunuz mu? Bana bak hanım. Kafandaki üçlüyü de yollamadan bu durmuş içine al da git. Asiye Hanım, bu kabalıkları da size hiç yakıştırmadım doğrusu. Yavaş. Evet. Gel sen gel. Gel sana yakışanı koyacağım ben. Serum takacağım. Bula ben şu an. İçeri. Defol! Defol buradan, defol! Nefes. Karıcığım. Yanlış yapıyorsun. Ben Yiğit'i alıp... Zorla kapattığın kız nereden senin karın oluyor ha? Ha? Ödük! Burada ne sana verilecek kız var ne de uşağı. Yürü git! Tek lafına tutuklarım seni ha. Az müsaade halam. Vedat Sayar dedi. Ha Vedat Sayar. Haydi. Haydi. Gel. Hadi yürü. Sen hayırdır? Niye dikiliyorsun Vedat'ın karşısına? Ya bir şey yapsa? Tamam, biz buradayız. Bırakmayız. Hadi bacım, sen de gir içeri. Haydi. Haydi. Bak, oğlum sözlü adamsın. Parmağında yüzük var. Bana bak. Gün gelir bu namlu sana döner. Akıllı ol da. Allah Allah. Kusura bakma Nurhan abla. Sana da hoş geldin diyemedim. Siz de gerildiniz. Sen bir gelsene. Hoppala. Allah teker teker gelin. Çift gelmedim da, tek geldim zaten. Yürü. Yürü. Ula Uşak, sende hiç akıl yok mu? Hazır Mercan yüzüğü çıkarmış. Sen ne demeye gittin geri verdin? Yapacak bir şey yok. Sözümüz söz. Ben ayrılamam. Ula memleketler ayrılıyor. Sen niye ayrılamayacakmışsın? Yengem, kıza ümit verdim, ümit. Ben o gece o eve gittim mi? O yüzüğü taktım mı? O fışkıyı yedim mi? Bitmiştir. La havle ve la kuvvete Uşak. Niye o fışkıyı yedin hepimiz biliriz. Kız başkasını sevmiş sandın, delilendin. Çünkü... Nefese sevdalandın. Yenge sallama. Benim nefese sevdalandığım falan yok. Tahir. Bari kendine yalan deme be yengem.
Yenge etme. Ben etmesem. Sen kendine kıyacaksın be paşam. Sevdalısın nefese. Gel yapma. Yakma ikinizi de. Ya yengem sevdalansam ne olacak? Kendi kendime yanıp tutuşmaktan başka ne olacak? Dokunamam, koklayamam, saçını okşayamam, elini tutamam. Niye? Sevdanın karşısında ne durmuş be yengem? Yengem bilmezmiş gibi konuşma. Bizim bu topraklarda bekar bir uşak. Çocuklu bir kadını almaya kalktı mı ne olur? Ben erkeğim dayanırım. Ama nefes... Çok çektirirler ona be yenge. Bu zamana kadar çektikleri yetmedi mi? Bilmem. Nefes bacım sence niye? Çünkü kızılderililer ip kullanırlar. Sende kelepçe var mı? Var tabii. Ben hiç görmedim kelepçe. Bana gösterir misin? Tabii. Aa, bu Tahir abine mesela çok taktım. O inenim basıldık. Sana niye takıldı ki? Bir takım deli talihlikler işte. Ne olacak? Allah ıslah etsin uşağım. Amin. Sana geçmiş olsun yiğidim. Sana da bacım. Teşekkür ederim Mithat abi. Hakkını ödeyemem. Ya Mithat'cığım geçerken beni de bırakıver. He? Tabii Osman Hoca buyur. Hadi bakalım. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gelin bakalım. Nim. Anlat bakalım sen niye 3 gün boyunca yemek yemedin? Siz olmayınca yemedim. O zaman şimdi ben sana çok güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Birlikte yiyelim mi? Ama yumurta olmasın. Yumurtasız kahvaltı olmaz. Ama ya. Ve senin yerine o yumurtayı hüpletecek bir Tahir abin de yok. Tahir abim nerede? Bilmem. Arabası yok. Elime düştün. Ay ışığında oluyor kurt. Oh. Sen şimdi beni burada bekle. Ben de hazırlayayım, tamam mı?
Ben Yiğit'e kahvaltı hazırlayacaktım da. Sen nasıl bir kadınsın? Hiç mi gururun yok senin? Bu evde ister misin? İstemediğimi biliyorum. Yiğit hasta olduğu için oğlunu zorla getirdi bu eve. Sen de zorla sözü bozdun. Ama bu eve gelin olamayacaksın. Boşa heves etme. Tahir'in sözü bozuldu mu? Bozulmadı. Tahir dün Mercan'a gitti. Yüzüğü geri verdi. Benim o çocuklu Yosma'yla işim yok dedi. Anladın mı? Na! Ona artık bir yeter de yeter! Ne oldu? Hayırdır da? Ne oluyor ya? Bu gari bu evden gidecek. Yoksa bu evi ateşe verir. Anladınız mı? Ev yerinde kalsın ana. Ben nefesi götürürüm. Nefes. Git Yiğit al gidiyoruz. Sen bir yere gitmiyorsun. O gari gidecek. Ana. Yeter da. Yeter. Nefes. Git Yiğit al dedim. Babama mı gidiyoruz? Hayır. Asya abla bize bir taksi çağırır mısın? Biz otogara... Sakın şu cümleni tamamlama. Bıktım artık da. Git Yiğit'i al nefes. Yenge yardım et nefese. Edeyim da. Zaten bundan sonra Yiğit nerede? Ben orada. Asya. Af kırma Mustafa. Ben bu kızı bir yandan o şerefsizden korurken... öbür yandan bu evde işkence çektiremem. Sana da laf anlatamadım. O yüzden istediğin olsun ana. Ben birkaç parça bir eşya alayım. Sen Yiğit'i hazırla hemen çıkarız değil mi kuzum? Asya bekle! Tövbe! Asya! Esnekten mi gidiyiz? Ha bu ne? Valiz. Bunlar elbiseler o. Bu gecelikler. Ha Mustafa, demek ki esnekten gidiyorum. İyi, ben de gidiyorum o zaman. Koy benim eşyalarımı da. Alırsam seni eve gelirsin. Yavaş. Asya! Ağlama. Geçin çay koşum. Ben nazarla nöbetteyim abi.
İhanet nöbeti olmaz. Yakar onu. Olmaz. Yakarmış. Cennettin de. Cennettin de. Yapmak istiyorsun bakalım. Gemiye binmek istiyorum geçen seferki gibi. Ne olur Tahir abi, hiç çıkmam yataktan. Yarın iyileşirim. Ne olur götür. İyileş gideriz o zaman. Gideriz değil mi Nefes? Gider. Dik de. Gidemeyiz. E niye gidemiyoruz ya? Çünkü ay ışığında uluyan kurt dün dağdaydı. Yarın da denizde olamaz. Ay ışığında uluyan kurt biraz yatsın, dinlensin evde. Ben kaç senedir evde hapistim zaten. Çok doğru bir mevzuya değindin yiğidim. Bundan sonra evde oturmak yok. Anan isterse gelmesin, biz gideriz. Tahir, ya bırak da oğlumla ilgili kararları ben vereyim. Hem senin gidip görüşmen gereken bir sözün falan yok mu? Yengem hamsi kuşu. Ha? Ne yemek yapayım dedim da, hamsi kuşu yapacağım. Sen Mercan'la konuştuktan sonra yalıya git, 2 kilo hamsi al. Haydi. Haydi. İyice kapatalım böyle. Aa. E asma suratını ama. Yapma Yiğit. Tamam hadi. Kalk. Kalk 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 kalk. İçim şişti. Seni Osman dedeye götürüyorum tamam mı? Gerçekten mi? Gerçekten. Pes ediyorum, teslim oluyorum. Ateşin de yok, evden çıkabilirsin artık. Hadi camiye gidiyoruz. Kız Nefes, çocuğu yorganın altından çıkarmaydın, ne oldu? Boğuldum Asya abla, boğuldum. Hey yo! Sıkılmadım ben. Gitmeyeceğim. Uyuyacağım. Anneciğim sen iyi misin? İyiyim. Sen de yanıma yat. Tamam ama ayağını vurmak yok tamam mı? Ama biz anlaşmıştık artık. Yapmıyordun öyle şeyler. Nefes, bu soğan az geldi. Sen bana biraz daha soğan topla. Ben Yiğit'le yatarım. Hem biraz hava alır. Vallahi hiç ikiletmem. Ben gittim bile. Caminin arkasında. Babama sor göstersin. Kız duydun mu? Duydum, duydum. De bakayım bana. Korktun mu sen? Mustafa Emican'dan mı? O elleri kırlasca seni babana verdi diye mi? Sen nereden biliyorsun? Biliyorum. Ula korkma. Ben o Mustafa gibi hain değilim. Sonradan öğrendim. Yiğidim. Dünden beri çok merak ettim. Niye söylemedin Tahir'e ya da annene? Sen niye söylemedin?
insan kocasını ele veremiyor ki paşam. Bir kere annemle babam konuşuyorlardı. Ben de dinledim. Annem dayımı babamın onu öldüğünü söylemiş ya. Dayım da ölmüş. Babam dedi ki anneme, abinin ölümü senin suçun dedi. Sussaydın kimse ölmezdi dedi. Ben de söylersem, Mustafa amca anneme bir şey yaparsa, susarsam yapmaz. Susarsam annem ölmez. Dur ben bir kovayım şu Mustafa'yı. Kolay gelsin Nefes kızım. Sağ olun Osman hocam. Ha. Asiye sağ mı kaptırdı bu işi? Yok. Oyalanıyorum. Ama beceremiyorum galiba. Ben sana göstereyim bak. Böyle. Ne toprağa küstüreceksin ne de avucunun içindekini inciteceksin. Gördün mü? Hocam bahçe işi anlatmanız bile huzur veriyor. Sanki soğan sökmeyi değil de hayatın sırlarını anlatıyorsunuz. Bu alemde her şeyin bir sırrı vardır biliyor musun? Aleme kalbinle baktığında hepsini bilirsin. Şey... Hocam... Kabuslardan kurtulmanın da bir sırrı var mı? Kabus mu görüyorsun? Var tabii, onun da sırrı var. Sırrı duadır. Allah'a sana güzel şeyler yaşatması için dua edeceksin. İnsan uyur ama korkular uyanık kalır biliyor musun? Güzel şeyler yaşamaya alışınca hepsi geçecek. Kötü anıların yerine güzel anılar gelecek. İnşallah. İnşallah hocam. Eyvallah beyler. Geldim ben. Dağılabilirsiniz. Yoo. Dağılamayız ya. Ya şu delikanlının manitası cama çıkacak. Yavaş. Yalnız zalimin kızı seni ne uğraştırdı be genç? Senin? Aa! Getir o kafanı. Getir o layık kafanı. Hey, beni uğraştırma. Ayıp oğlum ayıp kötü. Git olasın. Daha bak abi de bak. Gelme. Hiç gelme. Zaten tepenin taşı atık çoluğun çocuğun maskarası oldu. Geçtik omuzu kafana. Oy Mustafa. Söndürecek kendine. Rakasın. Bunlar ne? Sen al bakalım şu hamsileri. Yiğit nerede? Uyuyor. Şeyi öğren, sonra da bana anlatırsın. Ben hamsileri ayıklayayım. Balım gel yardım et kızım.
Niye uyuyor ki bu saatte? Ateşi falan da yok. Yok, ateşten değil. Sıkılmaktan uyudu. O zaman bizim adam uyanmadan şu işi halledelim. Ne ki o? Ay ışığında uluyan kurdun sığınağı. Artık rehinelerini burada saklar. Tahir. Bunlar ne? Ay ışığında uluyan kurda sunacağımız hediyeler falan. Açma şimdi. Yok, açmam. Tahir. Nefes. Yüzüğün yok. Biliyorum. Nerede? Muhtemelen fındıklıkta. Aralık bırak. Osman Hoca'ya ayıp. Niye fındıklıkta ki? Sanırım Mercan çarlığa kadar atmayı beceremedi. Ya yüzüme baksana be adam. Şşt! Ne bağırıyorsun? Çocuğu uyandıracaksın. Mercan yüzüğü fındıklığa fırlattı da ne demek? Oo, hesap soruyorsun. Ya ne soracağım? Sormuyorum. Hem zaten bana ne ki? İsterse kafanı fırlatsın. O yüzük bir delilik anında takılmıştı. Hmm. Sen de Mercan'ın çıkartmasını fırsat bilip akıllandın mı? Ben bir şey yapmadım ki. Mercan kendi tuttu çıkardı parmağımdan yüzüğü, sonra da fırlattı işte. Çok mu kızdı sana? Evet. Kim bilir ne ödüklük yaptın? Yapmışımdır. Üzülmüştür. Nefes. Hı. Şunu bil ki ben Mercan'ı yarı yolda bırakmadım. Eğer kendi istemeseydi hiçbir kuvvet o yüzüğü parmağımdan çıkaramazdı. Anladım. Ben de anladım. Bu işler bana göre değilmiş. Büyük konuşma deli Tahir. Bir gün biri sana bu sözlerini yedirir. Kim bilir? Belki de. Ama onun da söz vermeye hali yok. Olmasın da zaten. İyi olsun. Gözümün önünde olsun yeter. Denizden gelen kaplanın ulu şef ay ışığında uluyan kurda son teklifi. Yalnız gülmüyoruz Geyik Hanım. Bakalım burada ne varmış. Bir ayakkabı karşılığında boncuk dizen yaşlı aslanı alırım. Peki yine kıymetli ama şef teklifi beğendi. Bence de münasiptir. Lakin ben mavi tüylü geyi arkamda bırakamam. Onu vermem. Ne teklif edersen et. Peki... Ulu şefe bunu teklif etsem? Aa, olur olur. Aa, bak ya. Beni bir formaya sattın hemen. Yalnız bu bir forma değil Geyik Hanım. Trabzon forması. Birkaç geyik eder. Değilsin. Ha, dedim bile.
Savaşçılar, haydi. Hamsi kuşu hazır. Sofrayı kuralım, şuraları toplayın da. Haydi. Nefes, bir dakikan varsa. Kapıyı açık bırak. Osman Hoca'ya ayıp olmasın. Tamam. Nefes, işte bir de bunlara bakarsın. Ha. Mesela al bu telefonu. Diğeri kırılmıştı. Bir de burada Yiğit'e işte normal kıyafetler falan. Yani ben anlamam pek kadın kıyafetinden ama... Yanlış anlamazsan lazım diye. Yok. Seni yanlış anlamam. Kötü anılar güzelleriyle yer değiştiriyor işte. Beyaz. Gürcistan'da telefonda duymuştum. Vedat beyaz seversin demişti. Ama belki bir değişiklik istersin dedim. Mavi de aldım. Karadeniz'in rengi diye mi? Yani. Bir de mavi tüylü geyiksin. Ya mecbur değilsin. Ya ne bileyim, sen bak işte kızım da. Mavi. Mavi çok güzel. Bir de... Bir de? Şey... Ben bir tek aramayla açmayı biliyorum. 8 senedir kendi telefonum olmadı ya. Bunu öğretmen gerekecek. Öyle selfie diye bir şey çıktı, duydun mu? Gözünü seveyim duymadım da. Çok gıcık oluyorum. Tahir, yarın öğleden sonra Yiğit'i doktor kontrolüne götüreceğiz ya. Hı. Sabahtan gemiye gidelim mi? Olsun tabii. Bu mavi tülü huysuz geyik kazanamayacağına göre kaptanlık emin ellerde olur. Sizin benle olan zorunuz ne acaba? Zorumuz mu? Senle mi? Yiğidim, senin bu huysuz geyikle bir zorun var mı? Yok. Vallahi benim de yok. En azı huysuz geyikler koşar. Ulan! Hadi bakalım Üçüler, kaptanınıza bir selam çakın. Kabul edelim kız Yiğit oğlum. Kabul.
Didim, hadi bir selam çakalım Nefes Kaptan'a. Haydi bakalım. Volkan. Al bakalım bu aslan. Sen ne biçim kaptansın? Höt. Nefes kaptan diyeceksin bir kere. Hadi açıkla bir daha bir çok. Bu telsiz. Bu da telsiz. Tahir abi açıkla. Son kez açıklıyoruz nefes kaptan. Şimdi bu telsizle sahil güvenlik ya da diğer gemilerle irtibat kuruyoruz. Bununla da mürettebatla konuşuyoruz. Mürettebat mı? Hani şu geminin içinde dolaşan arkadaşlar var ya Nefes Kaptan. Biz onlara kendi aramızda mürettebat diyoruz. Bu ne? Yok artık. Pusula o, pusula. La mektepte mi görmedin? Hani kuzey. Dalga mı geçiyorsun sen bizle? Evet. Koca iki adam. Hepsini biliyordum telsizimden. Hadi hadi, doktora geç kalıyoruz. Mürettebata haber verelim değil mi? Kaptan konuşuyor. Haydi bir ademir bismillah. Bir çocuktum, evet. Ne? Ha. Ahar evriv geliyor. Vur da vur. Yaramaz mıydı mutlu çocuk? Abimi delirtirdim. O atladığımız uçurum var ya, buradan atlayıp dururdum. Bir de Crane'in tepesinden inmezdim. Crane ne? Aa bu. Ya senin onun tepesinde ne işin var çocuk? Kal. Ne? Duydun işte. Bir yere gitme, kal. Ne? Kal, yerleş. Yiğit'i okula yazdır, buralım. Neden? Neden? Çünkü daha çok iş var. Sen de açtığım yaraları saracağım filan. Sen bende bir yara falan açmadın. Açtım. Tam da burada. Ben... Yara da yok. Sarmana da gerek yok. Abimi sevgilim zannettin, delirdin. O da geçti gitti. Sevdiğin de olabilirdi. Demek isterdim ama yok, demez. Hayır, biz bunları konuşmasak olmaz mı? Konuşmuyoruz. Susuyoruz onları. Sadece kal. Kalamam. Kalırsın. Of. Tahir, sen aklına estiğini yapan ayarsız bir adamsın. Ya sen kalırsın deyince ben kalacak mıyım sanıyorsun? He, sana ayrım. Hayır. Ben 8 sene işkence görmüş, umutsuz bir enkazım. Kurtarılacak bir masal prensesi değilim. Bizden masal olmaz. Olmaz Tahir.
imkanı yok. Olmaz. Bizden masal olmaz. Ama senden destan olur o ayrı. Daha sorduk mu? Sormadın mı? Sormadım, sormayacağım. Susacağım o mevzuları. Bak, bana düşen bir tek seni o Vedat şerefsizliğinden korumak. Sürmele de öğrendi mevzuyu. Onlar da arkanda artık. Haydi da nefes. İnat etme, kal burada. Hayatını burada kur. Ben hep kendim kaçmayı ayarladım. Yani Yiğit'le birlikte hayatımızın sonuna kadar kaçarız diye düşündüm, öyle planladım. Yani diğer diğer beni peşinden koşturacaksın. Sen tamam da o Vedat'ın peşinden koşmak hiç hayalini kurduğum hayat değil. Bir de asıl. Asıl. Beni bu adamdan ayırma, kurban olayım. Karadeniz pusli dul, bulutlar ayaslı dul. Karadeniz pusli dul, bulutlar ayaslı dul. Denizin çocukları hem mavi hem mavi dul. Denizin çocukları hem asi hem mavi dur. Karadeniz karasın, boyuna dalgalanasın. Ayrı koyma kimseyi, seven seveni alsın. Ayrı koyma kimseyi, seven seveni alsın. Erken indik yemden. Keşke gelmeseydin kontrole. Ya. İyiyim ben. Götürürüm ben seni yine. Sen kadrolu mu içiyorsun artık? Kadrolu ne demek? Yani geçici değil, kalıcı gibi bir şey. Anne, kalıyor muyuz yoksa? Oldu bittiye getiriyorsun Umut, hayır. Cevap ver çocuğa Nefes. Sen var ya. Anne, ne olur kalalım. Tamam, kalıyoruz. Heyo. Ya bakarız. Abi ne diyorsun? Mercan'ım öyleydi. Ne? Ölüyor muydu? Yengem gel çıkalım biz. Ne oldu Cemil abi? Ne mi oldu? Ablam bileklerini kesti, bileklerini. Sonunda mahvettin ablamı. Hep senin yüzünden. Yürü git buradan. Al uşağını, yürü git. Cemil al bunu elimden. Al bunu elimden Cemil. Al bunu elimden. Cemil abi, eğer ona dokunursan... Yıkıl sen de gözümün önünden! Yavaş! Cemil abi, yavaş! Nefes kim? Hastamız onunla yalnız konuşmak istiyor. Hayır. Hiçbirimizle konuşma, daha bununla ne konuşacak? Nefes, dur. Bırak da hayır. Tek bir şey öğrenmek istiyorum senden. Ne?
Hayır. Seni çok mu seveyim? Ne? Sen benden daha çok sevemezsin onu. Kimse sevemez. Bir adam seni sevmiyor diye sen kendini mi kessin? Anlamazsın. Anlamaz mıyım? Vedat beni sevdiğini iddia etti. Beni kestin. Sen Tahir'i sevdiğini iddia ediyorsun. Kendini kesiyorsun. Sevgi böyle bir şey mi? Değil ki. Sevgi kesmez. Sevgi kanatmaz. Sevgi hayat almaz. Sevgi hayat verir. Ben bir adam seni sevmiyor diye sen kendini nasıl kesersin? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Nasıl kendine böyle bir şey yapabilirsin? Allah'ın vermiş olduğu canı nasıl yersin sen? Nasıl yapabilirsin böyle bir şeyi? Ben çok özür dilerim. Ben seni böyle görünce ben çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tahir bırak o kızı.